puanımı atmış bana. Beyaz TV'de şu an hakkımda konuşuyorlarmış. İki tane kakalak, bir tane de ne yediği belirsiz. Ya abi, ben element uydura uydura bir hal oldunuz. Ben kalkıp ne yapmıştım? Hakan çıplak fotoğraflarını kalkıp el aleme atıyormuş, erkeklere atıyormuş diye. Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı ya? Siz işsiz misiniz ya? Ulan sizi kim kalktı da o televizyonun başına koydular ya? Yani sen bir kere git yüzündeki botoksları bir düzel, tamam mı? Uzaylı gibi bakıyorsun böyle, tamam mı? Benim hakkımda da ileri geri konuşuyorsun. Yemin ediyorum hepinizle uğraşırım. Benim canımı sıkmayın. Beni takip eden bütün avukatlar, CV atıyorsunuz ya, direkt DM atın, tamam mı? Direkt DM atın. Bütün avukatlarla ben üzerinize gelmezsem o tenzibi ben bugün çıkartıyorum. Göreceksiniz. Göreceksiniz benim hakkımda ileri geri konuşmak ne demekmiş. Tamam mı? Ben de üniversitede televizyon haberciliği ve programcılığı okudum. Tamam mı? Kalkıp öyle salak salak botokslarla okumadığım bir bölümün işini yapmadım. Tamam mı? Ve canım ben sana bir söyleyeyim. Bir kere haberciliğin en büyük özelliği, en büyük birinci temel kuralı ne biliyor musun? Sahip olduğun gücü kötüye kullanmamak. Sen kalkıp benim hakkımda ileri geri konuşup benim imajımı zedelersen ben seninle çok pis uğraşırım. Çok pis uğraşırım. Anam babam yaşında demem, teyzem ninem yaşında demem. Gelir gerekirse seni orada döverim. Vallahi döverim. Cezası neyse de çekerim. Hadi ben çok zengin bir ailenin kızı değilim. Hadi ben orta halliyim. Bana böyle sallamaya bir tarafların yiyor. Ulan sen hangi cüretle Sabancı ailesinin oğlunu gay sıfatıyla adlandırmaya çalışıyorsun ya? Sen onlardan da mı korkmuyorsun ya? Senin amacın ne ya?